Herkese yeni bir vlogtan merhaba. Şöyle dirseğimi açayım beni. Çünkü elektrik çarpıyor biliyor musunuz? Böyle buralara elleyince. Evet, yeni bir vlog başlatayım dedim. Yine salı gününe vlog yetiştiremedim. Galiba bu böyle devam edecek. Ama devam etmesin bence ya. Çekelim yani. Televizyonda her zamanki gibi yine bangır bangır haberler açık. Haberleri izliyordum. Neyse görünmüyor. Kahvaltımızı yaptık. Sonra da dedim ki kabağı yapmıştım dün. Kabağı işte şey yani hala sıcak olduğu için tencerede bırakmıştım. Orada dedim soğusun. Ertesi gün sabah da işte yani bugünden için şey yaparım işte borcama koyarım diye. Zaten gördünüz. Arzu ablam iyi geldi. Biz konuşmuştuk Arzu ablamla. İşte merzifondan kabak alayım falan filan demişti. Ben de al demiştim. Çünkü ben seçince kötü çıkıyor. Belki dedim Arzu ablam seçince güzel çıkar. O da güzel çıktı biliyorsunuz mu? Kabak çok güzelmiş. Niye böyle karanlık çıkıyorum ben ya? Kabak çok güzelmiş. Evet, pişirdim onu dün gece. Bugün de Arzu ablamgil yemeği çağıracağız Arzu ablamgili. Ama Arzu ablamı aradım ulaşamadım. Yani gelecekler mi gelmeyecekler mi ama gelirler ya. Kabağı da dedim işte birlikte yeriz yani. Arzu ablam da hem tadına bakmış olur aldığı kabağı. Artık kabak sezonu açıldı. Çok severiz biz kabak tatlısını. Tahin falan da aldım. Üstüne de ceviz. Kışın en güzel tatlısı. Kilo da yapıyor yani. Yani çok yerseniz yani. Tabii her zaman da yenmiyor da yani. Olduğu zaman da işte böyle yiyorsunuz. O kanla biz seviyoruz. Toygar'la Beril yemiyor. Belki Beril yiyordur ya. Tam bilmiyorum ama yiyordur herhalde. Böyle yani yemeğe misafirlerimiz var anlayacağınız. Ama dediğim gibi Arzu ablama ulaşamadım hala. Belki de gelmezler ama bilirler ya. Neyse böyle yani. İşte vlogumu başlatayım dedim. Bu da böyle var ya. Uzun bir vlog olsun bence. Uzun uzun bir vlog olsun. Kısa olmasın. Bu sefer uzun bir vlog yapalım. Evet, yer değişikliği yaptım. Şimdi de buraya geldim ama bir geldim. Ben şok. Buraları dağıtmış. Her yerleri dağıtmış. Ayna bir tarafta, bu bir tarafta. Bunun ağzı açık. Şunu kapatalım. Bu var ya, boğulacak gibi oldum. Evet, kolyemle. Şöyle. Şunu şuraya alayım. Şu ojeyi de kaldırayım. Şu da çöp. Neyse. Biz dün Beril'le dışarı çıkmıştık. Var ya, çıktık. Tatil ya şimdi okullar bir hafta. Ben sanıyordum ki böyle Ankara biraz böyle bir tenhalaşmıştır ama nerede? Acayip kalabalıktı. Millet hunharca alışveriş yapıyordu. Biz de şöyle iki falan dolandık. Sonra benim şu asitonum vardı ya böyle işte böyle pompalı olan. Böyle bunu almıştım. Bu da asitonsuz ya böyle. Hiç hoşuma gitmiyordu ama işte bitsin diye yani kullanıyordum. Dün şunu aldım. Parmex'in asitonunu. En güzel asiton. Koyu ojeler için. En güzel asiton bu. Yani şey iyi çıkarıyor. Bunu aldım. Ondan sonra cama bir oje sürecektim ben de. O oje geldi şimdi aklıma. Burada var mı? Niye yok? İçeri mi götürmüşüm onu ben? Onu alıp bir geleyim hemen. Ondan sonra da size English Home'a girdik. English Home'dan neler aldık onları göstereyim. Evet, yedik. Oje kutumu aldım geldim. Oje bunun içinde mi acaba? Ama sanki bu da var ya. Ojeler açık kalmış da böyle ağzı açık kalmış da böyle oje kokuyor acaba. Oje burada da yok. Ben ojeyi bitirdim mi acaba ya? İlginç. Bitirmiş olamam ama. Şunun açık rengi vardı ya bende biliyor musunuz?
arıyorum. Ama bulamıyorum. Bu da değil, bu da değil. Neyse bulamazsam. Olmazsa bunu süreyim. Bunun rengi de çok güzel. Koyu renk bir şey sürmek istemiyorum çünkü. Allah Allah. Beni mi aldı acaba? Beni bir sorayım. Neyse. Olmazsa bunu süreriz. Şöyle English Home'dan şeyler aldım. Orada da tabii ki de yine indirim vardı. %50 artı %50. Sonra şunu aldım. Artık ben kahve içmeye başladım ya. Biliyorsunuz mu? Şöyle, şöyle. Bakın. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. 200 liradan 100 liraya geldi. Şöyle göstereyim. Fiyatında böyle. İşte etiket üzerinden yarı yarıya ya. Bayağı büyük ha. Çok hoşuma gitti. Böyle bir tane aldım. Sonra dedim ki iki tane mi yapsam acaba dedim. Hani böyle bir şeyi bir tane almak sonradan pişman oluyorsunuz ya. Belli dedim ki bir tane de sana alayım dedim. Yani birlikte içeriz dedim. Ondan sonra o dedi ben istemiyorum dedi. Sonra elime iki tane almıştım. Geri birini bıraktım. Ondan sonra dedim ki Manoş gelecek bu aralar. Bu aralar Manoş gelecek. Sonra dedim ki Manoş gelince dedim. Birlikte dedim içeriz dedim. Ondan sonra da bir tane daha aldım. Bıraktım oraya geri aldım. Şöyle. Yani hani böyle işte biri daha geldiğinde iki tane olsun diye. Çünkü kendime bir tane alsaydım olmazdı. Yani iyi yapmışım bence ya. İşte ikisi 200'e geldi yani anlayacağınız. Evet. Bunları da açmamıştım. Şey yapayım şimdi. Götürüp yıkarız. Şu altındaki böyle kağıtlar mağıtlar da böyle yapışıyor ya. Neyse kolay çıktı. Bir de şunu aldım. Aslında uzun zamandır almak istiyordum. Artık evdeki böyle kahve fincanlarından sıkılıyoruz ya. Öyle oluyor. Yani hep aynalarını görmekten tabii onlarla içmeye yine devam ediyoruz ama şey yani yeni bir şey böyle eklemek istemiştim. Ondan sonra bunu aldım. Böyle ikili olanlar var ya şöyle mavi yeşil olan böyle ya kırmızılı bir şey ya da böyle yeşilli bir şey istiyordum. Bunu seçtim. Zaten gözümde hep bundaydı. Ama hiç almıyordum biliyor musun? Hep bakıyordum geri bırakıyordum. Bakıyordum geri bırakıyordum. Şöyle modeli de çok güzel. İçimi de güzel. Böyle her fincanda ben kahve içemiyorum. Sevmiyorum yani. Zevk almıyorum kahve içerken. Ama bunun şeyi güzel. Hem de büyük. Şöyle. Bu da tabağı. Hani bence güzel. Deseni de, şekli de. Bir diğeri. Rengi de güzel ya. Bu da ne kadar biliyor musunuz? Aslında bunlar dörtlü olsa. Ya da iki tane alacağız yani. Bu da 350'den işte 175'e mi? Öyle bir şey geldi yani. Evet bunu da atayım buraya. Bunlar da yıkanacak. Evet, bunları aldım işte. Bir de unuttum onu bakın. Poşeti sonra atacağım bir de yani yanlışlıkla. Ondan sonra gidecek. Osman'a girmiştik. Şöyle bir iki dolandık. Sonra tam çıkarken böyle orada böyle şey asmışlar reklam. Böyle Rivalmi'nin likit farları. Bir dedim ki koş dedim gidip bakalım dedim. Hemen. Burada makasım yok ama biliyor musun? Açamayacağım. Böyle gold simli. Çok güzel bir rengi var. Ama nasıl duruyor hiç bilmiyorum. Makasım da var ya içeride. Çantayı yaparken böyle misinaları kesiyorum ya. O yüzden orada. Neyse. Sonra bir ara bakarız. Ben de merak ediyorum. Aslında şey elimde bir deneyecektim ama. Şuraya koyayım. Evet. Aldıklarım bunlardı. Ben şimdi hemen hızlıca kendime bir oje süreyim. Önce bir öbürünü Beril'e sorayım. Aynı bunun rengindeydi o da. Bu renk olan ojeyi arıyorum. Kayıp. Beril'e bir sorayım onu. Eğer onda da yoksa o zaman
Ne oldu o ojeye? Hiç bilmiyorum. Bunu sürerim o zaman. Evet, ojeyi buldum, geldim geri. Verildeymiş. Bitmiş mi? Ne olmuş bu ya? İçinde azıcık kalmış. Neyse, bunu süreceğim. Bunu eledim. Bunu eledim. Yoksa şey mi yapsam ya? Böyle bir yerine de bunu mu sürsem acaba? Yani yok be. Bir şey yapmayayım. Direkt bunu süreyim. Oyun odasına geldim şimdik. Yani günlerdir değiştiremediğim küpelerim. Bir türlü küpelerimi değiştiremedim. Ama şimdi buraya, yani boş burası. Şurada da var ya, geri dönüşüme götüremem ben Hound M böyle çantaların hani giyilmemiş şeyler falan. Onların çantaları duruyor. Bir de bu arada güya oje sürdüm var ya. Ojeyi mahvettim. Çantayı tam bitirememiştim. Ama şimdi bitirdim, onu göstereceğim size sonra. Bütün oje böyle soyuldu. Güya oje sürdüm. Neyse, şimdi kulağıma ne takacağım biliyor musunuz mu? Şunları takacağım. Üstümü giyineyim. Markete gideceğiz çünkü. Menüde neler olacak? Arzu ablam geri dönüş yaptı bu arada. Geliyorlar. Et kavurma olacak. Bulgur pilavı. Bulgur pilavı olacak. Salata olacak. Zeytinyağlı fasulye mi yapsam acaba bilemedim ama yaparım. Salata olur. Ondan sonra işte kabak tatlısı olacak. Falan filan da böyle yani. Et kavurma yapacağız. Okan yapacak onu. Ben de işte diğerlerini yapacağım. Evet, taktım. Tamamdır. Şimdi hemen üstümü giyineyim. Ondan sonra da çıkalım, markete gidelim. Sonra da gelelim. Hemen mutfağa girip yemekleri hazırlamaya başlayalım. Tek elle kapıyı vurmaya çalışıyorum. Bir saniye. Lattemi aldım. Geldim. Oradaki işlerimi hallettim. Kendime de bir kahve yaptım şimdi. Buraya geldim ama geri gideceğim oraya. Size çantayı göstermek için geldim. Çok güzel oldu. Biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Evet, taze fasulye pişiyor. Dolapta şey vardı. Zeytinyağlı biber dolması vardı. Böyle birkaç tane az bir şey. Onu da yaptım böyle. Yani şey, ortada böyle şey olsun diye. O pişti. Onu şey aldım. Salatanın birazını hazırladım. Daha içine doğranacaklar var. Et pişiyor. Ondan sonra cevap pilav falan da en son zaten. Ama şimdi çanta orada, bakın. Allah, sizi şuraya koymam lazım ya. O yüzden burada debelleşiyorum. Allah. Bugün beceremeyeceğim. Evet. Kapak fotoğrafı güzel olur. Şey, bir kapak fotoğrafı çekeyim. Tamamdır. Evet, çanta bitti bakın. Bu yüzden, bu çanta yüzünden işte ojem de mahvoldu. Hemen markete de gittik, geldik, işte alınacakları aldık. Ondan sonra da hemen mutfağa girdik, giriştik. Dedik yemekler geç kalmasın. Böyle bakın. Bayağı büyük. Bunları da diktim, şey, ördüm. Ördüm mü, diktim mi, ne bileyim ben işte, ne deniyorsa. Yaptım, taktım. Böyle oldu. Böyle bir model. İsterseniz böyle de taşıyabilirsiniz. Böyle de taşınabilir. Öyle. İşte dediğim, çok güzel bir model vardı demiştim ya. O da bu. Daha bir sürü çok güzel modeller var da. Şimdi o siyah kristallere, işte öbür aldığım renge de başlayacağım ya. Onlar da tabii çok güzel modeller olacak. Ama bu böyle oldu. Şöyle göstereyim. Şöyle diyeyim. Arkası, önü. Evet, böyle yani. Ondan sonracığıma şimdi ben hem kahvemi içeyim hem de işte mutfağa geri gidelim. Şey, yaptıklarımızı, şu anda pişmekte olanları göstereyim size, hem de diğer yaptıklarımı göstereyim. Daha domatesli semizotu var, doğradım ama diğer malzemeler de gelecek daha. Burada zeytinyağlı biber, şu çatlamış, ayrılmış, yarılmış,
Neyse işte. Burada taze fasulye pişiyor. Burada da et var. Evet, yemeğimizi yedik. Sıra geldi kabağıma. Size göstermem lazımdı. Tahinle, cevizli. Hamiyet ablamla Arzu ablamı da göstereyim size. Misafirlerim. Nasıl kabak? Tatlısı. Muhteşem. Teştahın gibi. Bak güzel, evet. Herkes bayıldı. Ben daha tadına bakmadım. Şimdi bakacağım hemen. Şuranın ışığını da yakayım. Size veda etmeye geldim. Misafirlerim gitti. Evet, yedik içtik. En son çekirdekti. Kahveydi bilmem neydi derken. Ama günün en iyi lezzeti kabaktı. Nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Günün en iyisi kabaktı. Evet, böyle misafirlerim gitti. Ben şimdi de gideyim içeri. Bulaşıklar duruyor. Bulaşıkları toplayayım. Size de veda edeyim. Umarım hoşunuza giden bir vlog olmuştur. Bu açı niye böyle bir garip oldu ya? Böyle tutmuyor muyum? Şunu böyle aşağıya koyuyorum ya. Evet. Umarım hoşunuza giden bir vlog olmuştur. Abone olmayı, yorum bırakmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Cheers. Bu vlog çok uzun olacaktı demiştim ama sanki biraz kısa mı oldu yine? Neyse, bilemedim.